Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın yeni adı Selin ile Recep. Kanalıma değil, kanalımıza mı? Evet, kanalımız. İyi, güzel. Ben tek başıma bu işi yapamıyorum gibime geldi o yüzden. Ya ben çok uzun süredir düşünüyordum bunu zaten. Bu sebeple değiştim. Yani... Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence sen daha yeni beni kabullendin. Şok. Ne alaka, 3 yıl oldu evlenelim. Ben evlenmeden önce kabullenmiştim. Seni hatırlarsan bir kanal açmıştım. Evet Recep, biz evlenmeden önce kanal açmıştı. Güzel videolar paylaşalım orada demişti. Hatta hiç kimsenin daha kanalı yokken bizim kanalımız olabilirdi. YouTube'a ama... bir öncüydüm ben. Öncüyüm dedi. Ama bütün hevesimi kırdı. Şimdi olarak... gelmiş diyor ki Selin'le Recep. Ama şundan dolayı biz aşiretiz arkadaşlar. Benim çok büyük bir ailem var. Eğer onlardan biri görüp benim sevgilim olduğunu duysaydı vururlar. Evlenince ben tek başıma yaparım diye düşünmüştüm. Recep'in çok böyle isteği yoktu. Son zamanlarda baktım videolara giriyor. Dedim kanalın adını artık benim isteğime göre değişelim. Artık videolara geliyorsun işte. Hangi bütün her şeyde varsın. Kendine ait videolar koyuyorsun benim kanalıma. Ben dedim ki zaten sonuç olarak bu kanalın amacı bizim biriktirdiğimiz anılar. Güzel böyle kesinler. Ayrı ayrı yapmayalım mı dedim. Aynen, sadece benim adım olmasın dedim. İkimizin adı olsun diye düşündüm. Ben bunu en başta düşündüm işte ama sen ne yaptın? Hayır. O zaman dedim. Daha evli değildik, sevgiliydik. Hadi ayrılsaydık ne olacaktı? Anı. Hayır, olmaz. O zaman net bir şey yok. Olmaz. Adımız kirlenirdi. Kötüye çıkardı adımı. Düşünsene ben başkasıyla evliyim ya da biz ayrılmışız. Benim seninle videolarım var. Oh. O zaman silersin, Allah Allah. Hayır, öyle şey de olmaz. Silinmek. Ya da gizlersin, arada aç bizlerdin. Kudur. Bugün uzun bir aradan sonra baş başa bir tatile çıkıp, tatil demeyelim, gezi yine yapacağız. İstanbul'a gidiyoruz. Biz en son sevgiliyken İstanbul'a gitmiştik. Ben bilmiyorum, sevgiliyken öyle şeyler yapılır mı, aşiretiniz ne der bu konuya? Tam bilgi sahibi değilim. Önce aşiretinize bir danışın isterim. Aşiret büyüklerini. Sevgiliyken gidilir mi diye bir danışım da gideyim. Neyse ki ailemden hiç kimse bana destek olmadıkları için izlemiyorlar da videolarımızı. O yüzden hiçbir problem yok. Ayrıca bu konuyu açmışken şuna da değinmek istiyorum. Şimdi benim, ben dün akşam düşündüm. Benim hesabımda ya da benim çevremde bizim gibi bu böyle kamerayı eline alıp konuşacak, videolar düzenleyecek asla kimse yok. Yani kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Yok. Bizim yaptığımız gerçekten büyük cesaret isteyen bir iş. Cesaret ister. Merayı tutup karşısında konuşmak, işte anlatmak, bir şeyler söylemek, bu videoları oluşturup bir yere yükleyip insanların izlemesini sağlamaya çalışmak bence büyük cesaret isteyen şeyler. Tünele girdik. Gir. Radyo değil, çeker. Hayır, radyo değil diye değil de karanlık oldu. Karanlık mı? Yok ya, çeker. Neyse. İşte çevremizde ama en yakın arkadaşlarımıza dahil olmak üzere aile. Onlar da diyor ki biz çeksek daha iyisin. Lan çek! Aynen, çekin görelim, biz de izleyelim arkadaşlar. Destek olmuyorlar bize. Hiç kimse destek olmuyor. Benim en yakın arkadaşlarım bile destek olmuyorlar. O yüzden böyle içimden çok fazla bir şey yapmak gelmiyor. Kimsenin samimiyetine falan inanasım gelmiyor. Ne ailem, ablalarım falan. Ya izlemiyorlar ya. En yakınlarım merak edip bunlar ne olmuş diye izlemiyorlar. İnsanın biraz hevesi kaçıyor ama biz onu biriktirmeye devam ediyoruz. Onların daha heyecanlı bir hayatı var. Çocukları var. Onlarla ilgileniyorlar. Hiç görmüyorlar. Hayatları bitmiş, kopmuş, heyecanları yok. Çocuğu olanların hayatı. Şu an izleyenlerin bir sosyal hayatı var ki video izleyebilecek zaman bulabiliyor. Onlar izleyemiyor. Bir tek şey, Nergis'le Ömer düzenli izliyorlar. İzlediklerinin fotoğrafını atıyorlar falan, hoşuma gidiyor. Onlar da yorum yapmıyor ama beğeniyorlar biz de yorum yapmıyorlar. Senin arkadaşların düzenli izliyor sağ olsunlar, iş yerindeki arkadaşlar. Yorum atanlar oluyor. Zorla, hemen silah anında. İzleyeceksin lan. Git izle, like at fotoğrafını. Yorum da atıyorlar ama aynı yani. O zorlama da olsa sonuçta bir öne çıkıyor videolarımız yorumlarla, beğenilerle. Büyümemizi sağlıyor az da olsa. 300-500 kişi izliyor yani. Bizim zaten amacımız insanların izlemesi ya da fenomen olmak falan değil. Kendi bu kanal için söylüyorum. Benim kanalım, yani bizim kanalımızın, Selin'le Recep kanalının amacı gittiğimiz yerleri kaydetmek. İleride işte çocuklarımız bilmem ne olursa onların izlemesi.
bir anı, hatıra defteri gibi bu gezdiğimiz, yaşadığımız şeyleri görmeleri yani. İleride biz de yaşlanınca oturup evimizde açar açar izleriz. Aa biz buraya gitmiştik, bunları yaşamıştık falan filan. Ben sırf onun için yapıyorum zaten. Aynen. Açıp sırayla izleyeceğiz. 50-60-70 yaşına gelip açacağım, her gün izleyeceğim. Ya, çok eğlenceli oldu. Çocuklarımız için de çok iyi bence. Torunlar, tombalar. Ya hayat yaşamışım. Geçmişte unutmamak için. Bazen unutabiliyorum ben ya. Hayır, ben de unutuyorum. Ben gittiğimiz çoğu yer unutuyorum videolar olması. Biz oraya da gitmiştik. Nasıl bir yerdi orası falan filan diye bayağı unutuyorum ben yani. Çünkü geziyoruz. Adeta gibi. Bugün de İstanbul'da arkadaşlarımız var. Bedirhan'la Melike. Biz çok uzun zamandır yani bir seneyi geçti. Çocukları 1,5 yaşında. Onlara gideceğiz. Çocukları oldu. Hem de işte gidelim evlerine. Hiç etmedik etmedik. Onlar bize adını... Bedirhan benim lisede arkadaşım. Benim de servis aynı servisteydim. İlk önce benim arkadaşım. Tamam senin arkadaşın. biz lisede tanışıyorduk Recep'le ya. Kaç? 2009'da tanıştık biz Recep'le ama o zamanlar bir şey yok. Seneler sonra Belihan sayesinde biz tekrar bir araya geldik sağ olsun. Tabii. Recep'in arkadaşı Belihan sayesinde benim de arkadaşım. Şimdi Melike benim. 20 yıllık arkadaşım. Ne kadar güzel. İşte şimdi onlara gidiyoruz. Alpaslan çocukları oldu. Daha hayırlı ama bu konu. Melike artık bizim benimle konuşmuyordu. Yani böyle beni rencide ediyordu. Her yere gidiyoruz, bir İstanbul'a gelemedik. Ama çok haklılar. Ben de çok istiyordum İstanbul'a. Her hafta gezmeye gidersiniz, kampa gidersiniz, İstanbul'a gelmezsiniz. Aynen öyle dediler. Biz de çıktık hafta sonu, değişiklik olsun diye şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Gündüz biraz dolaşacağız, akşam üzeri de onlara geçeceğiz. Gidiyoruz şimdi, orada gezdiğimiz yerleri de size çekeceğim. Burada kapatayım burayı. Bolu Ankara istikametinde yolculuğumuz devam ediyor. Burada kaza olmuş, kaldırma çalışmaları devam ediyor. Devam ediyor. Evet, kocam da kocam.